Osmanlı'yı yıkan güçler ileride bizi bölmek için bu sözleri söylettiler. Ne mutlu Türk'üm diyene dedirttirdiler. Her sabah Türk'üm doğruyum dedirttiler. Türk olan Türk'tür, sorun yok. Ama Kürt'e niye Türk'üm dedirttirelim ki? Bunun sorunu yoktur diyorlar ya. Hani 30 sene önce bu sözü bize söylettiren yurt dışı güçler bu sözleri söylettirmekle kurduğu planı uygulamaya başladı. Doğu'da kurdu televizyonlarını. Dışarıya çıkarttığı bir de insanlar var yetiştirmek için. Eğer hoca olursa onu Mısır'da yetiştirecekti. Eğer üniversite bazında insanlara terörü öğretmeye çalışacaksa o da Almanya gibi ülkelerde yetiştirecekti. Onlar Almanya'da hoca olarak vazife yapacaklar da Mısır'da yetişiyordu. Mısır'daki üniversite. Neden Mısır? Çünkü Arap ülkelerin içerisinde en çok ajan bulunan içerisindeki ülke Mısır'dır. Orada yetiştirip bak sana zamanında Türk'üm doğruyum dedirttirdiler. Bunlar yanlış zaten. Bunların aleyhine bir çalışma içerisinde bulun sen. Öteki yetişti buradan gitti Almanya'ya. Sana böyle mi dedirtiyorlar dedi baksana. Televizyonlarında bunları işlediler. Ve bu düşmanlığı kurdular Kürt'le Türk arasında. Biz Çanakkale'de hep beraber savaştık öyle değil mi? Osmanlı'nın bütün zaferlerinde hep beraber savaştık. Biz hep beraberiz yani. Kardeşliğimiz Müslümanlığımızdan geliyor. Başka bir şey değil. İşte İngiliz o kurduğu oyunu vakti gelince fitilini patlattı. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk'üm doğruyum çalışkanım. Hayır. Biz de diyoruz, ne mutlu İslam ile müşerref olana, ne mutlu takva ile donanana, ne mutlu kulluk tacını takana, ne mutlu kulluğun hakikatine varana. Bizim bundan başka izzetimiz, şerefimiz yok. Hazreti Ömer radıyallahu teala ne yaptı? Koskoca halife fethettiği ülkeye girecek. Bekliyor herkes. Sıra kölesine geldi diyor, biniş sırası. Atın üzerinde, devenin üzerinde gidiyorlar ya. Deveyi önden köle çekiyor. Sıra şeye geldi, köleye geldi. Tam da şehre girilecek. Hazreti Ömer diyor ki hadi sen şimdi bin deveye. Ben devenin önünden çekeceğim. Yanındakiler diyor ki ey halife, ey müminlerin halifesi şehre gireceğiz. Şimdi herkes sizi bekliyor. Yani siz böyle devenin üzerinde sonra bindirirsiniz. Köleyi bindir şimdi. Şimdi girin diyor yani. Herkes. Yok diyor. Bizim İslam'dan başka şerefimiz yok. Allah bizi İslam ile şereflendirdi. Bizim şerefimiz Müslümanlıktandır kardeşim. Osmanlı ile övünürüz. Türk olduğumuz konusunda sevinçliyiz. Ne için? İslam'a yaptığımız hizmetten dolayı. Bu sadece. Osmanlılıkla. Burasıdır nazayı itibar. Peygamber Zişan bunu söyledi. Miraca çıktığı zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Subhanahu ve Teala'dan çok şeyler istedi diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti diye doğduğunda da öldüğünde de Miraç'ta da ümmetimi istiyorum ya Rabbi. Ümmetim için şunları istiyorum ya Rabbi. Allah Subhanahu ve Teala bir okyanus gibi açtı diyor ikram sahasını. Dedi ki görüyor musun bu ikram sahasını? Senin benden istediğin ümmetin için dedi bir avuç kadar bu ikram sahasından. Ben ise dedi onlara bunların hepsini vereceğim. Fakat itibar ve ibretle bakacağımız nokta orasıdır. Resulullah hiçbir zaman ne mutlu Arap'ım diyene demedi. Arap olan ümmetime özel şeyler ver ya Rabbi de demedi. Onun için biz Müslümanların bakacağı nokta burasıdır. Türk olabilirsin. Arap olabilirsin. Kürt olabilirsin. Allah'a yakınsan üstünsün. Takvalıysan üstünsün. Burası önemli olan.